Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bizim geleneksel olarak, daha doğrusu <laughs> bu ikinci yılımız olduğu için evet. <laughs> pek geleneksel sayılmaz ama geçen Aslında. sene de yapmıştık. Ee, yıl sonu değerlendirme programlarımız, evet. seri şeklinde. yıl e, Türkiye gündemi, dünya gündemi, bir de hani genel olarak konuşuyoruz. Evet. Oyunları falan konuşuyoruz. Evet, e, bunları yapacağız. 3 ya da 4 program olmasını bekliyoruz. E, çünkü hepsini bir sefere sığdıramayız zaten. Çok uzun olur. Çünkü sırf e, muhabbet programı. Evet. E, 2012'yi değerlendireceğiz. İlk konu yerli gündem. Şöyle biz yıllık e, gündem değerlendirmelerimizi aldığımız konuları evet. analiz ederek ön elemeleri cımbızladık. E, şey göze çarpanlar. Evet. De, çok meşgul edenler. Arada de. hani silmek zorunda olduklarımız, atlamak zorunda olduklarımız Tabii sayısız. oldu. sayısız. Sonuçta biz her hafta bir saatin üstünde konuşuyoruz. Evet. Şimdi 20 dakika konuşacağız belki evet. en fazla. Şimdi hemen başlayayım mı abi? Tabii. E, yerli gündem demiştim. Önce hani Türkiye'ye gelenlerden başlayalım daha. Tabii mantıklı olsun. Seninki haberine başlayayım. Xbox 360 geldi. E sonbaharda, sonbaharın sürprizi işte Windows 8 ile birlikte Xbox 360 çok gecikmeli olarak evet. Türkiye'ye geldi. Microsoft da baya bir e, tanıtım kampanyası evet. yaptı buna. Türkçe oldu. Evet, Türkçe oldu. E, i̇şte Microsoft Aktif bir tanıtım kampanyası sürdürüyor. Hani billboardlar falan var. Yani zannedersin Acun falan ki, çıkıyor, tanıtıyor. Evet, Xbox yeni çıktı zannedersin. Halbuki <laughs> 7 yıl olmuş. Ya şöyle, aslında adamların para harcadığı yerler için Xbox yeni çıktı. Evet, evet. Yani çünkü hani biz biliyorsun lansmanda çok şöhretli bir yayın kuruluşunun Xbox nedir falan gibi sorular evet. sorduğunu gördük. Hani çünkü ve bu şey sorusu değil Hani röportaj sorusu adam yok, bil, yok, bilmiyordu. bilmiyordu. Hani ilk o yüzden hani o mecralara para harcıyorlar ki tutup da ya 7 yıl sonra geldi falan gibi hani cart edilmesin hmm. kaba tabirle. Bize o yüzden bir, bizim üzerimizde bir şey yapılmıyor. Doğru evet. mecralarda yapıyorlar. E i̇şte Xbox 300'ü şey diyelim Murat onun hani Önümüzdeki, şimdi artık bu işte live falan Türkçeleşti, satın alma, Türkiye'den satın alma olayı geldi falan. Evet. Dolayısıyla bir sonraki Xbox herhalde bu kadar gecikmez. Yani Dünya ile aynı anda beklemiyorum kesinlikle ama bu kadar gecikmez. Bu arada şey de söyleyelim hani Aral ithalat üzerinden geliyor yani Microsoft evet. yine kendi karışmıyor aslında servisini veriyor zaten. Tabii, tabi tabi, i̇şte oyun dağıtıcısı Aral böyle bir şeye girişti. Daha henüz bir yorum almadık. Yani ne olumlu ne olumsuz Tabii daha bir çok yorum almadık. Ee, ama bir de e, Xbox alma potansiyeline sahip herkes zaten alıyordu. Almıştı zaten. Evet. Ee, bir de Aral şanslı. Çünkü Aral Xbox'ın işte artık 7 yaşına gelip bütün sorunlarının çözüldüğü, yani olgunlaştığı <laughs> dönemde dağıtıcı oldu. Evet. Yani o işte kırmızı LED sorunu, Red Ring of Death falan o Hı -hı. dönemleri Aral yaşamadı, yaşamayacak. Dolayısıyla rahat bir distribütörlük geçirecek. Pek evet. öyle deli gibi makine dönüşü olmayacak. 2013'te Halo 4 inceler miyiz abi sence? <laughs> ya inşallah inceleriz yani. Bakalım. Oyun çıkalı iki ay oldu. Daha kapağını görmedik. Yani bizim açımızdan pek bir işe yaramadı. ya Değişen bir şey olmadı. Evet Microsoft'tan Xbox 360'ı getirmesi... Şu an için bizim açısından, yani 2012'nin sonu itibariyle bizim için bir şey değişti. Kısmet artık 2013'eymiş. Evet, kendi Xbox'ımızda oynuyoruz. <laughs> Başka biri gelen de iTunes oldu. Evet, o daha çok kişiyi ilgilendiriyor. Yani evet, Türkçe artık gidip satın alabiliyorsun. Orada da bizim kişisel şeyimiz var. Hala bugün de Tekno Seyir'in podcastı bir numara ve önerilenler arasında. Evet ilk günden ana sayfada bir de Tekno logosuyla karşılaşınca çoğu Bayılanlar kişi sevindi. <laughs> çoğu kişi fenalaştı. Hani kim bu herifler bu heriflerden bir şey olmaz falan diye yüzümüze değil de hı hı. arkamızdan kulaklarımızı çınlatan dostlarımız hafif kalp sıkışması falan <laughs> yaşanmış. Evet iTunes iyi oldu ama yani Türkiye'ye Türkiye'ye iTunes gelmesiyle birlikte işte bu online müzik satın alma falan zaten vardı Türkiye'de Var, ama yani. işte şöyle yani bunu ben şuna benzetiyorum Murat. MP3 player yıllardır olan bir şeydi. iPod geldi sanki yeni ya. Apple icat etmiş gibi oldu. iTunes da Türkiye'de MP3 satın alma, film satın alma falan olayında aynı etkiyi yaratacak. Yes, Daha yes. önce uğraşıyorlardı çeşitli Nokia bile müzik satıyordu aslında biliyorsun Doğru. kimse bilmiyordu. Hı, -hı. Şimdi işte iTunes Türkiye ile birlikte insanlar online film kiralama, albüm satın alma falan bunları ilk kez yaşayacaklar ve üstelik hani bunları büyük olasılıkla beğenecekler. Ben tabii tabii. Öngörü sadece. bu şeyin de önünü açacak. İşte yok Spotify belki Amazon'un önünü açacak, belki işte yok Spotify falan şu dünyada fırlayan hmm. servislerin önünü açacak. Dur bakalım. Evet. Bir de YouTube'un Türkçe olması vardı abi. Yani YouTube herkes Türkçe bu sene oldu. herkes yani önemli olan herkes Türkçe. Twitter Türkçe oldu. Twitter Türkçe oldu. Herkes Türkçe'ye 2012 bu Türkçeleştirme yılı oldu. İyi Arası. iyi o iyi bir şey. Evet. Hani geç kalınmış şeyler. Hele YouTube yani Türkiye deli gibi YouTube Değil kullanıyor. Mi? Türkçe değildi. Şimdi Türkçe desteği geldi. Ben şeye baktım hani sene başlarında bunun böyle... Kıpırdanması varmış e, Türkçe olsun diye istekler belirtilmiş. İşte bunun için site falan açılmıştı galiba yanlış hmm. hatırlamıyorsam. Biz bunu böyle konuşmuşuz. Yıl sonuna doğru da işte Türkçe oldu. İyi. Çünkü hani Türkiye'nin gücü çok yüksek internette. Kullanıcı sayısı itibariyle. Bu servislerin artık en azından Türkçe desteğini sunmalığı lazım. Şeye bak. Söyleyeceğini unutma. Şu free to play oyunlar var ya bizim evet. biraz dudak büktüğümüz. Adamların çoğu ilk günden ilk günden Türkçe ile açılıyor. Evet. Çünkü biliyor pazarı. Evet. Ee, Artı Artin şey bu yani Türkçenin önemi şunu da getirdi galiba. 2012'de YouTube kapanmadı hiçbir zaman. 2012'de kapanan hiçbir şey duymadık. Bir şekilde o sorunlar da çözüldü. Büyük kapanmalar olmadı. Kapanan evet. <laughs> kapandı çünkü. <Yani> küçükler, <laughs> ufaklar kapanıyordu. Büyükler de kapanıyordu biliyorsun. Ee, işte birazcık kılıfına uyduruldu. Evet, karşılıklı yani, tavizler verildi. Sırf Türkçe değil, Türkiye ile bir uyum sağlanmış gözüküyor. İşte karşılıklı tavizler verildi. şey yapın, Birazcık birbirlerinin dilinden anladı karşı taraflar. Evet. Ee, devlet nasıl YouTube'a, Google'a... Şikayette bulunacağını öğrendi. Evet. Haberi geliyor ya işte 500 küsur istekte bulundu Türkiye. İşte en çok isteği, içerik kaldır isteği Türkiye'den geliyor falan diye. Bu sene öyle büyük bir kapama yaşamadık. Evet. Ama geçen senelerin kapamaları da kaldı. Mesela sites.google.com hala bir sürü şey Hı -hı. çalışmıyor falan. Yine hani internetin özgürleştiği falan bir yıl yaşamadık. Tabii o ayrı bir konu. Ama evet. en azından bunlardan da e, buradaki sıkıntılar da çözüldü. <laughs> Murat geçen senenin e, filtre olaylarından, o kelime yasaklarından, ya. yok etek yasak bilmem ne şeyinden sonra zaten bayağı bir şey bindirildi internet üzerine. Yasak yükü bindirildi. Bu sene yenisine gerek, gerek kalmadı. kalmadı. Hani bir de çok daha germek istemediler. Çünkü tam elde ettiler zaten istediklerini. E, her şeyi bilmiyoruz tabii çocuk filtresine kaç site eklendi? O onları için sen... açıklamıyorlar biliyorsun. Bilmiyoruz evet. Rakamla açıklamıyorlar. Site ismini hayatta açıklamıyorlar. Tabii biz bile eklemiş olabiliriz. Bakmak lazım. E bir ara bir haber geldi ya bir, okullardan okuldan, gör, sizi yasakladılar evet. diye. Olur olur. Ee, bir gelen de abi e, form. O da davetsiz mi sağ? Evet. istenmediği halde geldi. Evet. Şey. E, hayırsız Hayır. evlat gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapıya dayandı Yavuz Hırsız. Bunun ee, ama Kokusu daha çok 2013'te çıkacak. Daha çok yeni çünkü daha yerleşme evet. aşamasında. Çünkü işte form geldi. Hani hiç duymayan var mıdır izleyicilerimizden? Yoktur herhalde biz takip edenler. İşte bu nedir? Çok bir cümlede süper kabaca özetleyeyim. İşte bir reklam sistemi. Senin internet bağlantını analiz edip, işte gezdiğin sitelere göre sana reklam göstereceğini iddia eden bir sistem. Kullanıcı kişisel bilgilerin gizliliğini tehdit eden bir sistem. Biz o yüzden karşıyız buna bütün dünyadan kovuldu. Bu sene Türkiye'ye geldi. Yoğun tepkiler var. Biz de tepki gösteren taraflardan biriyiz. Evet. Fakat geri adım atmıyor. Hatta en son yıl sonunda doğru yayınlanan bir bültende inceden tehdit edildik bizim gibi yayınlar. Hani biz zamanı gelince bunun zararı, kar, uğradığımız karın zararının hesabını yapacağız gibi bir cümle var. Bariz o üstü kapalı. Bizlere aba altından sopa gösterilmesi. 2013'te formda dananın koyruğu kopacak. Ya evet. Türkiye'den de def edilecek ya da başımıza çöreklenecek. Ya da, ya da bir arayol çizgisi çok net çekilecek. Yani bakalım. Ha, biz tabii şunu bilemiyoruz. Belki tamamıyla yer altına çekilecek. Yine kullanacağız ama farkına varmayacağız. Bizim zaten derdimiz formla değil. Formun çalışma metoduyla. Sistemle tabii evet. yoksa umurumuzda değil. Form yerine zor gelsin? Aynı şeyi yaptığı sürece bizim için sorun. Bu şeye benzemiyor. İşte Google'da reklam gösteriyor. Tamam hani Google'da mesela ne bileyim işte avcılık kelimesini aratırsan kenarda hemen işte al malzemesi bilmem ne reklamı Hı. çıkıyor. Ama form başka. Google daha çok kelimelerle bu işi yapıyor. Ya yani o önemli, o da önemli değil. Google kendi, ya yani ben ayağımla gidiyorum Google'a, Facebook'a. Form ama beni e, haber abi bakıyorum. Bir, Sana bu eklenmiş oluyor bir şekilde. Yere girerken çat diye birden gezinti .com'dayım. Sana bu sana sormadan evet. etmeden şöyle önceden sana bunu takıyorlar sonra diyor ki istersen çık. Evet. Hani bu şey zihniyetinden farklı. İstersen gir. Evet. Den farklı bir yaklaşım. İstersen gir diyen adam çünkü seni nasıl çekeceğini biliyor, makul yollar. Sana hizmet veriyor. Evet, form ne evet. veriyor? Evet. Şey. Ee, 2013'te daha çok konuşacağız çünkü evet. biliyorsun BTK son dakika uyandı son evet. dakikada ne oluyor ya diye. BTK benim bu seneki favori <laughs> devlet kurum. Geçen sene çünkü bayağı bir taşlamıştık. Onu Be konuşalım. Evet BTK bu sene e, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Kim olursa olsun operatörüm operatör demeden çakıyor cezayı. Ya telsime değil mi? Telsime, telsime bile. <laughs> 10 sene mi ne olmuş kapanalı? Ee, öyle bir şey 2005'te mi ne kapanalı? inşallah bu performansları devam eder. Yani Yoksa yani bunlar dışında da ya BTK dışında da dur diyecek kimse yok. En yetkili bu kurum kılındı. Evet. Ee, operatörlere çok ceza geldi. Bunlar pek basına yansımıyor. Yansırsa. Hatta ha, operatörlerin aktif olarak yansıtırtmadığı rivayet ediliyor. Evet. Ee, biz deli olduğumuz için yansıtıyoruz. O yüzden bize Hı -hı. Reklam, reklam geldiği yok bunlardan. Ee, operatörlere üstelik Murat yani yüz kızartıcı şey yani direkt dolandırıcılıktan ceza Hı -hı. Diyorsun ki müşteriyi kandırmaktan dolayı sana evet. bir trilyon ceza kesiyorum. Ya yani müşteri kandırmaktan ceza kes. Dev kuruluş hani televizyonda 3 dakika televizyon seyirsek muhakkak birinin reklamını Hı -hı. görürüz. Hepsi Hepsiciyor bile bu cezayı. şey yok. Evet. Temizi yok yani. Va tüketiciyi kandırıyorlar. Şeye uymuyorlar. İşte kapsama adanım şu kadar diyorsun. Yok diyor. Değil ölçtük. Hayır. Evet İptal etmek isteyen kullanıcıya zorluk, zorluk çıkartıyorlar, çıkartıyorlar. Ee, paketini kaldı iptal etmek ya da bağlantısını iptal etmek isteyen kullanıcıya numara değişimlerinde çeşitli ayak oyunları yapıyorlar. Habire ceza yiyorlar. Evet. Adamlar hani şey böyle suç örgütü gibi bir şey. <laughs> BTK acımadı. Evet acımadı. Hani de. orada bir şey de yapmadı. Hani hissedilir bir böyle filan filan cantanı alıyorlar falan. Şey öyle. Öyle de kalmadı ama şey de yapmadı yani pek eleştirilmedi ya işte bu Vt evet, kardeş evet. filancaya taktı ama şuna hiç kesmiyor falan yok adil denilmedi kim kim herkesin yapıyorsa. tokatladığı için evet. hadi bakalım form mu da geldiği gibi denize dökerse çünkü form zaten dünyadan kovulmuş bir firma Avrupa Birliği'nden kovulmuş bir firma bir Romanya'ya bir Brezilya'ya bir Türkiye'ye sığınmış Romanya'da kovdu Brezilya belki hani şu anda kovdu çünkü onun gündemdeydi formun hmm. kovulması. Bir tek Türkiye kalıyor. Web sitelerine bakıyorsun işte global presence, işte dünyadaki varlığımız falan gibi raflar var. Bir tek Türkiye'de. İnşallah kurtuluruz ikimiz İnşallah. Ee, bir, yani bu konuyla ilgili alakalı biraz da reklam amaçlı SMS'ler bitecek diye biz Bitmedi. bu senenin başında gündemde konuşmuşuz. Büyük cezalar evet. gelecek falan dediler. Ama hatta sonra kim işte TÜSİAD falan çıktı dedi ki yani savundu bir de. Evet değil mi? Bunları kendileri yaptığı kendileri için. Kendileri yaptığı sıfamı. için. Evet ve 2012 bitti. Hala ortada bir şey yok. Hani lafı hala dolanıyor. Ama 2013 evet. kaldı. Hiçbir şey değişmiyor. Benim artıyor. 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 Ee, biraz şey azaldı. Telefonla tacizler azaldı gibi. Evet Özellikle doğru. bir servis sağlayıcının kronik, kronikleşmiş bir tacizleri var Doğru. Bitti demiyorum ama. Azaldı. Biraz, ya da bana bana denk gelmiyor. Belki. Bilmiyorum. da yapmadım. Çünkü orada da bir uyanıklık yapmışlar. Kim çok şikayet ediyorsa onu kesiyorlar. Hmm. Gazetecilerden birkaç tanesi yazdı. E, arıyorlarmış bir daha sizinle rahatsız edilmeyeceksiniz diye. Telefon geliyormuş. Hmm. Gazetecilerin, size çok çıkanların şikayetleri azalmaya başladı. Belki beni de kesmişler Belki de. Aman Zannetmiyorum buyurun. ama. Uyusuz herifi aramayın diye. <laughs> e, bir de bu sene fiber internetin yılı oldu aslında. Her yere kazıyorlar. Buraları falan da kazdılar. Evet her yerde bir Kazma makinesi Telekom, görüyoruz. Evet. O turuncu boruları görüyoruz. Süper Online ve Telekom herhalde bir olduklarını biz varsayıyoruz çünkü bir daha bu iş hani ayrıca yapılamaz. Tabii onu herkes kendi çekmeyecek. Evet. Kullanılacak, hani paylaşılacak. Evet. Ee, sokaklara döşendi ama daha bize döşeceklar. Ee, henüz <laughs> şey yok, bir ses yok. Herhalde devreye girmedi. Ee, biz arayıp soruyoruz çünkü biz açıkçası şeyden buraya taşındığımız zaman büyük çekmeceden orada vardı. Pilot bölge gibi bir yerdi çünkü orası. Buraya burada bir anda bir geldik ve şey açtı. Şimdi Murat hani bazı belirsizlikler var çünkü biliyorsun şey diyorlar hani eskiden sitelere çekeriz Evet diyorlardı. Ama mesela burası müstakil ev hı hı. ama hazırlık kutu yaptılar evet, hani kutu he, çekmek için hazırlığı yaptılar. Dolayısıyla yaklaşım değişecek belli bir ki. artı şöyle mesela şu bulunduğumuz muhitte site yok. Yok. Sadece bina, apartmanlar var. Demek ki o sitelere çekeriz felsefesi değişecek. Değişecek herhalde. Ama hani fiber internet alınca hızın artıyor. Başka bir sürü yüzünü güldürmeyen şey çıkıyor. Yani. Mesela adil kullanım. Adil kullanım evet. Onunla ilgili bu sene şöyle bir şey oldu. 3 megabite çok şikayet edildiği için çıktı 1 megabit'ten 3 megabite çıktı biliyorsun adil kullanım. Artık eskisi gibi evet. 100 megabitte gezinirken küt diye bire iniyorsun. Yani birazcık acıyı azalttı. Evet. Hani 1 megabit çünkü hakikaten hani bir de böyle fiber almış falan bir adamın bire düşmesi ölümdü. Evet. Hadi 3. Hadi neyse yani 3'te yine bayağı bir internet keyfi yaparsın. Tabii, tabii. Yani tabii kotolarla ilgili şöyle bir şey var. Tamam çok fazla oynamadı belki. Yani evet üzmeye devam etti ama hani iyileştirmeler de oldu. Biz yayınlarımızı yaptıktan sonra kotalarda minik minik artışlar, tepkiler üzerine oldu ama zam da geldi. Mesela şimdi kota aşım ücretine daha çok para ödüyorsun. Şimdi bu sene indirim, ben de sana onu soracaktım. Bu sene internet ucuzlamadı. Yok. Artıp pahalandı. Bu anlamda yani kota aşarsan pahalandı evet. Ee, normal kullanım da mı biraz arttı? Yani normal kullanım fiyatlarına bakıyorum, düşünüyorum. Hmm, sonuçta şöyle, taahhütlü internet olduğu zaman, mesela ben taahhütlü olduğum için çok avantajlı oldu benim için. Kabloda ben şeye geçtim. Sınırsızdan sınırlıya geçtim. bana işte wireless modem geldi falan filan. Bu tip kampanyaların sayısı artınca Evet. E, ucuzlamış gibi gözüküyor ama hep taahhüt evet. var işin içinde. Evet. İnternet ucuzlamadı aslında. Evet, aslında pek yani Ben ucuzlama yakındım yaşamadım. Yani şöyle ucuzluyor ama sana sana da 24 ayı bir şekilde tabii, imzalatıyorlar. Tabii, tabii. İnternette bir şey yaşamadı böyle. işte Esas sorun upload hızları artmadı abi, 2012'de de artmadı. Artma Artmayacak ya onun hiç niyetleri yok. Bir tek... Zaten sözünü kestim şeyi görüyorsun mesela kotayı tartışmıyorlar. Yok. Upload'ı hiç tartışmıyorlar. Hı -hı. Bir de upload'da sorun şu Murat, işte sen-ben söyleniyoruz. Şu hani ben hep tekrarlıyorum şu download hızıyla internete ölçmekten kurtulamadık ya. Evet. Hani sen kaç da indiriyorsun? Hiçbir bu, kalmadı bu, artık. Bu, soru, bu soruyla internet ölçüldüğü sürece ne, down, ne upload'a dağıtacak ne DNS hizmeti adam gibi hale evet. gelecek. E, upload tarafında tabii e, şey ben 2013'te daha çok ses çıkacağını yüzde yüz inanıyorum. Servisler çok arttı abi artık. E, ve birazcık bir mesela Süper Online'da son saniyede bir kıpırdanma oldu biliyorsun. Kendi hizmetlerini, bulut evet. hizmetlerini de upload'a sınır koymayacaklar böyle mesela. Koyacaklar da sınırsız ayrılacak. O şey olacak biliyor musun? O onun üzerine mahkeme açılacak 2013'te. Sadece tahmin. Hiçbir bir şey bildiğim yok. Hani rekabet olayından diyorsun. Aynı şeyi Amerika'da yaptıkları zaman sorun çıktı çünkü. Evet. Bakın burası ee, Türkiye burada çıkmayabilir. İşte haya şöyle. Türkiye'de bir Dropbox olmadığı için ya da Box işte başka da Sugar Sync falan olmadığı için yırtabilir. Evet. Ama eğer Türkiye'de bir bulut depolama firması olsaydı mahkemeye açardı. Şimdi haksız rekabet ya, yaratıyorsun diye. Onlar Türkiye ofislerini açmadıkları sürece bir şey olmayacak herhalde. İşte kendi kullanıcısı online kendi bulut hizmetinde çok yüksek bir upload hızı. Evet. veriyor iddiaya göre. Bakacağız. Ee, ben 2013'te upload hızlarının artacağına inanıyorum. Ya işte kişisel bulut falan diyorlar ama evet. işte bakalım ne olacak. Bakalım göreceğiz. Ee, şöyle bir göz gezdirip 3G reklamları da yasaklanmıştı. Rekabete hani e, aykırı evet, olduğu için. Evet. Harvard'lı Emil, Harvard'lı Emine, öyle ve bir, bir şeyli, Harvard'lı Emil falan. Absürt reklamlar. Ama sonra bir baktık. Amerikan en iyi Amerika'dan hızlı evet. e, 3G diye. Basın işin içine karıştı. Evet, böyle öyle tuhaf şeyler e, oldu. şöhretli isimler taraf oldu bu konuda. İşte Amerika'da biz ölçtük. Hız süper. Nasıl ölçtün? Bütün evet. Amerika'yı yani. Bütün Amerika'yı. Amerika'ya Amerika ekip mi götürdün? Hayır. Neyse bir kişi böyle, ölçüyormuş Evet, yani. böyle şeyler tuhaflıklar yani, da oldu. 3G, bir de şey komik be Murat. Bizim 3G Amerika'nın 4G'sinden hızlı. E Yani. E hani hmm. ne? Ne oldu? Hani şey yok ya Türkiye'de de 4G olsa benim 3G'm 4G'den... Yani bu hiç anlamsız bir şey. Hani evet. Anlamsız bir karşılaştırma. Ee, teknik yönünü girsek o test dökülür. Geriye bir şey kalmaz. Biz de en kötü adam oluruz. O yüzden girmeyelim. Hmm. Hani e, o kimseye test... de, ben sanıyorum kimseye de inanmıyor zaten. E, ee, böyle. Ee, yani anlamsız bir şey. Reklam kampanyası. Bu yurt dışında bu sene Gagnum Style varsa bizde de oğlum bak git fırtınası yaşandı bir ara. Biliyorsun. Evet ya. Tişörtler basıldı, unutuldu, edildi, gitti. unutuldu, gitti. Ama Bak şimdiye kadar mesela geçen sene bizim Serkan'ın, şimdi kulağı çınlayacağım. Hani <laughs> evet. Serkan İzmir Girl olayı vardı. Mesela o pek yüzeye çıkmadı. Evet. Ama bu oğlum bak ki yani Murat akşamına tişörtü çıktı. Yani sabah bu patladıysa akşamına tişörtü çıktı. Ben hiç daha önce böyle bir şey görmedim. Hele yani Türkiye'de hiç görmedim. Ee, kısa sürede bitti tabii ki. Aa yok şey gerçi bunun filmi mi çekiliyormuş ya, bir, ya, yani. Herkes, öyle ama. rezillikler sürüyor evet. da hani e, gündemden düştü evet. genelde. E, ama hani böyle bir şey ilk kez gördüm dedim ki yani akşamına tişörtünüzü yaptılar. Korkunç ya. Öyle. E, neyse. Ha Bu... şey e, Yandex reklamına falan da koydu değil mi onu? Tabii. Ya evet. Yandex'in reklamına hatırladım. çıktı. Bu Gangnam Style Türkcell'e çıktı falan. Hı -hı senin yine ilgilenip de hüsranla uğradığın bir şey lokum diye bir hizmet çıkarmışlardı biliyorsun. Türk Telekom evet. E, bedava EDSL modem veriyordu. Sadece bir imza karşılığında hiçbir taahhüt yok şey Almıştın yok. Almıştın sen de. Ben aldım. Validenin evine koydum. Arada sırada gidince kullanırım diye. Çünkü şöyle. O modemle ve kablosuz Wi-Fi falan modem. İşte e, TT Net Cafe diye bir siteye bağlanıyorsun. Orada haberler, hava durumu falan var. Biraz uyduruk bir şey. İstersen de kenarda ücretli internet mi ne diye bir düğme var. Basıyorsun bir günlük falan internet alıyorsun. Parayla işte bir günlüğüne tam dünyaya çıkıyorsun. Hı hı. Ben aldım çalışmadı. Bir senedir çalışmıyor. O. <laughs> Ve hani uğraştın da baya. Ya telefon şey kulağıma yapıştı teknik serviste Defalarca konuştum. Bilgisayarım mı bozuk diye başka bilgisayar götürdüm falan. Yok yok parayla satın alma kısmı çalışmadı. Sonra da bitti Onu değil mi, en abi? sonunda bir yani uydurma mı yani başından beni savmak için mi yoksa bir geçerliliği mi var mı bilmiyorum. Bir görevli şey dedi. Bunun dedi santralde de bir ayarının yapılması gerekiyor. Hani kimi yerde yapılmamış olabilir hmm. dedi. Ben de bezdim bıraktım. Niye Ama velakin modem e, senin oldu. Modem hani 15 liraymış piyasa değeri hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Kutusu daha değerli. Modem duruyor. Ee, şey. E, fakat bu lokum hizmetine devlet taş koydu. Daha doğrusu hani diğer firmalar itiraz ettiler. Dediler ki bu Türk Telekom hem suyun başında duruyor hem de su satıyor. Hani e, hem suya sahip olmuş, pınara sahip olmuş, hem de bardak bardakta su satmaya kalkıyor. Diyorlar ki yapmasın. Hani o zaten suyun sahibi. Suyu da biz satalım hmm. diye itiraz ettiler ve oldu. Hani peki dendi. Lokum sessiz sedasız es eski alanlara devam ediyordur büyük olasılıkla ama hani o afişleri şeyleri indirildi. Aslında interneti yaymak adına çok önemli bir şeydi. Hmm. Evet. Çünkü adam ben hep şunu sordum. Taahhütü ne? Yani ayda iki saat kullanmak zorundasın falan var mı? Yok. E, gördüğüm kadarıyla gizli reklam yoktu bir şey yoktu. Ee, önemli bir şeydi ama olmadı. Evet. Olmadı. Ha ama şu var. Biliyorsun Avea, TTNet, Türk Telekom bir böyle, zaten onların, onlar onlar kardeş şimdi biz diye bir ortaklık kur kurdular. O bizim arkasından ne çıkacak? Türk Telekom başka bir işte lokum değil de bu sefer işte pişmaniye diye bir şeyle yine ortaya çıkacak mı? Bekliyorum merakla. Tamam. Bu bu sene Binali Yıldırım da bayağı internetle ilgili açıklama yaptı. O bizim kaynağımız, neşe kaynağımız. <laughs> yani Binali ve kopartıyor hani. İnterneti zapt altına alacaklarmış. İnterneti zapt altına alacağız dedi. Evet, 2013'te i̇şte, e, bekliyoruz nasıl olacak. Google'a büyütün, ofisinizi büyütün falan dedi. Evet. Hepsine ayar çektiler o. Ama ya, şey. daha ciddi bir şey başka taraftan ilerliyordu. E, o da şu, uygulamalara vergi. Bu konu. Baktım abi ben, bütün sene boyunca önce ortaya atılmış, gittikçe sene boyunca haberlere bakıyorsun, şekillenmeye başlıyor. 2012'de bir yere varmadı ama hep bir şeyler hep ileri gitmiş. 2013'te başımıza bir şey patlayabilir. Ya 2012'de şu nedenle bir yere varmadı, ee, rakam telaffuz etmemişler. Daha önce de bu tür olaylar için 1000 lira sınırı varmış. Hı. Dolayısıyla hani bazı bu gazetelerin hani şey yazarları oluyor ya mevzuat yazarları hı hı. Ee, şey dediler hani bunlar yeni rakam telaffuz etmediği için o bin lirayı geçerli sayacağız o yüzden hani bin liranın üzerinde yazılım alırsan KDV beyan edeceksin hı hı. devlete ödeyeceksin dediler o galiba biraz işi bozdu ama tabii ki bunu kafaya koydular ee, artı şu var hani e, Türkiye'de e, bu pay hani e, bazı şey dernekler var. Kendi bir şey üretmiyor. Ha, ama ya bu Google ne para kaldırdı be Türkiye'den diye çıldırıyor. Ve olmasın, yapmasın falan diye hatta şu saatlerde galiba bir basın toplantısı yapılıyor ya da yarın yapılacak. işte İşte böyle konu bu şeye basını toplayıp şey gazlaması. Ya siz de bize destek verin. bu herifler bak bari size de reklam vermiyorlar zaten falan. Şey, kışkışlama <laughs> toplantısı. Yani o basının hepsi iPhone kullandığı için e, Uygulama alın şey, kimse buna destek vermez Uygulama sitesi var tabii. tanıtımı yapan biz bile yapıyoruz ee, Uygulamalara vergi olayı Çok zor halledilecek bir şey Öyle ee, Ha Ödenmesi gerekiyorsa şey da Ödensin ama tabii şey gibi hayaller Kurmasın devlet ben gideceğim Şimdi gittim ne oldu Angry Birds'ü aldım 1 dolar Gideceğim vergi dairesine Formlar dolduracağım o da paraylaymış Damga pulu alacağım, yapıştıracağım falan. 25 lira. Bir dolarlık şey hmm. oyun aldım, vergisini ödemek istiyorum diye memurun karşısına çıkacağım. Yani böyle gerçek dışı şeylere de artık uğraştırmasalar bizi evet. iyi olur. Ee, bir şey daha telefona haraç geldi 100 lira. Biliyorsun. En ucuz vergi 100 lira. Evet. 100 lira 10 oldu. liralık telefon yapsan... 110, lira 110 liraya satıyorsun. Yurt dışından getirenlere de ekstradan biliyorsun. Ee, artık para ödüyorlar. Parayı öde dendi. Ee, i̇nternetten de ödersin falan denildi sonra. Ee, 100 lira haraç her telefondan. İyi para. Ha, bu da en ucuzundan. Evet. Şeyde. Or Yükseliyor. Değeriyle orantılı. iPhone 5 alırsan değeriyle orantılı ödüyorsun. En ucuz ama telefon 5 liralık bir telefon bile olsa ona 100 lira ödemek zorundasın. 105 lira olacak. Evet. Bu senenin en ödüyoruz daha doğrusu. Evet, ödüyorsun. Bu, bu senin e, hani en kötü web sitesi herhalde. İdoydu. Tam bir skandal oldu. Bir e, özelleştirmenin felakete dönüştüğü evet. ve bir güncellemenin <laughs> eskiyi arattığı bir olay. Hem de nasıl? Dünyada az gözükecek bir olay. Evet, şu an hani durulmuş gözüküyor ama çünkü yaz sezonu bitti. Tam da öyle bir zamanda değiştirdiler ki sistemi Millet tam hücum ediyordu tatil planları için. Orada çöktü. Şimdi kış, bir, ta, her hafta haftayı bırak her gün bir düzeltme çıkıyordu hatırlarsan. Şurayı düzelttik, burayı düzelttik. Herhalde artık toparlamışlardır. Bu yaz anlarız. Bayağı toparlandı ama daha bilmiyoruz. Ya IDO'nun güncellemesi hani e, oyunlar e, yayınlandıktan, satıldıktan sonra bazı web sitelerinde değerlendirmesini yapıyorlar ne doğru gitti ne yanlış gitti işte şunu ya kapakta kullandığımız resim kötüydü eleştirildi falan. İdo'nunki şey olacak bir işte böyle dosya konusu olacak bir güncelleme bir web sitesi nasıl batırılır? Hı hı. Çünkü daha önceki site çalışıyordu bir evet. sorun yoktu. İdo çok oyaladı bizi. İnsanlara zaman kaybettirdi. Yaz sıcağında lanet ettirtti. Evet. Bir ders oldu bir evet. hikayesini onun yazmak lazım doğru. aslında. E, ...gazeteler açıklama yaptı biz bizden hiçbir şey almayın, kopyalamayın diye. Önümüze gelene bir <laughs> açıklaması. Evet. Ama çok e, tabii ki de e, yani uygulaması mümkün olmayan bir şeydi. Kaldı tabii. ki kendileri e, internetten bu kadar e, beslenirken... Kardeşim. ...kalkıp da hani bir daha bizden bir şey almayın demesi ne kadar samimiydi dedik. Ee, yani gör, görüldüğümüz, gördüğümüz en garip olaylardan evet. biriydi. O bir Ama bir... bu kadar zaman geçti pek de bir uygulanabilirliği yok galiba... Ya yapamazlar çünkü hani e, tamam bir yandan hani o gün sen de biz bunun programını yaptık. Haklı oldukları noktalar var. Sen bir ücretiyle, maaşıyla bir köşe yazarı çalıştırıyorsun. Hatta bu işte icabında bu Star bir isimse bunu transfer etmek için milyon dolarlar falan veriyorsun. E, tamam e, maaşını veriyorsun, çalıştırıyorsun, hit bekliyorsun, trafik bekliyorsun karşılığında. Ne oluyor? Adamın bir hani böyle şey e, ofisi bile olmayan işte evden bilmem ne ya başka işte çalışıp da bir yandan da böyle bir site yürüten falan bir adam. Senin yazarının yazısını her gün saat 9'da kopyalayıp kendi sitesine yapıştırıyor. Bir de senin yazarını yazarımız diye gösteriyor. Yani. Kadromuz falan yazar ekibimiz. Buna elbette ki itiraz edecek adam. Sonuna Öyle. kadar haklı. Ama tabii oradaki ifadeler, tavır falan korkunç. Yani böyle dedim ki önümüze gelene bir tekme tavrıydı böyle. Birlik olmuşlar. işte yok ederiz sizi. Şöyle yaparız, böyle yaparız Ansız kalmayacaktır kalmayacaktır. Ee, bakıyorsun kendi bizden çaldıkları içerik ortada. Ya. Yeah. Ee, dolayısıyla bence çok iddia laflar ettiler. Peki, çok şey ağır oldu. sillesini yediler internetin. Dolayısıyla hani ne oldu? Pıstılar bir, şey evet. bir kenara. <laughs> Bu senenin e... 2013'ün başında gündeme başka bir konu gelecek. Biliyorsun Çizgi Tagem'le dava açılacaktı. E, Şubat içinde 2013 Ocak ayında pardon olacaktı. Olacak. E, çizgi Tagem eğitim yap, yapan, bedava eğitim veren, uzaktan eğitim veren bir akademi aslında. Evet. Ve eşi benzeri yok. Adamlar ücretsiz eğitim verdikleri evet. için haklarında dava açıldı. Evet. Çünkü yani... bu ücretsizlikten dolayı eee işleri zedelenen çıkarları zedeleden... Tabii ki. Bazı kesimler oldu. Tabii ki. Bakalım Tabii nasıl ki. sonuçlanacak. Bu da 2013'ün başında itibaren başlıyor takip edeceğiz. Ya bu yılın ironik insanı işte acıyla acıya gark eden olayı. Evet. Adam bedava eğitim verdiği için hani bir de şey olsa hani eğitim verdi ne oldu hani gerilla eğitim verdi. De, zaten tamam. <laughs> adamın öğrettiği şey bilgisayar, programlama, tamika veriyor adam ya. İşte hani Başkalarının parayla verdiği sertifikayı Devletin verdiği için. Devletin okulunda veremediği eğitimi veriyor. Devletin okulunda veremediği teknik imkanları yani veriyor. Zaten okullara veriyor şeyde. İçerik kendi içeriğini. Evet. Paketleyip paketleyip Fatih isteyen okullara içinde. Heh. O programable field programable logic array'ler evet. bilmem hibe çoğu okullara şeylere onlar bir dünya para Aynen öyle. ama ne oldu adamlar bunları yaptılar diye kendi haklarında dava açtı bakalım ne olacak bu arada Fatih demişken 2012'nin e, tablet dağıtıldı nihayet 2012'de ve ne önemli oldu? projelerinden bir tanesi oldu ama bir şey bakalım göstermelik, bakalım. göstermelik. İşi şey yoktu. İşi boştu çünkü. Bir takım çocukların eline verildi tablet. Ne oldu? Geçen haftalarda yakın zamanda senle konuştuk. Evet. Çocuklar oyun oynuyor. Bilal de oynuyormuş tablette. Çünkü müfredat yok. Yani sadece bir yerde, iki yerde istenen elde edilmiş. Onun dışında müfredat yok. Yazılım yok. Bağlantı yok. Ki normalde bu olması gereken aslında olay bir Doğal bir şey. Böyle bir işe giriyorsan müfredat olacak. Sonra tablet dağıtacaksın. Tersten gidersen doğal evet. bu sonuç yani. Dağıtılan tabletlerin şartnamesini hatırlıyorsun. Ne oldu? O tabletler eskidi. Iı, hiçbir değeri Ve yok. Ve işe yaramadan eskidi. Kötüsü bu. Tabii ki. Artı o tabletler Çinde 35 dolara indi. Ya. Biz kaç ödüyoruz acaba? Evet. Biz Bilmiyorum ödüyoruz. Dediğin gibi. Kaç ödüyoruz acaba? Ee, Fatih projesi bence bir arpa boyu yol gitmedi ama. Bilmiyorum. Yani işte şey dengesiz. Okullar bir değil ya Murat. ya Şimdi. İşte kimi okulda istenen elde edilmiş. İşte akıllı tahtadan öğrencinin tabletine geliyor falan. Evet, akıllı tahta daha başarılı olmuş gözüküyor tablete kıyasla. Ama kimi yerde de kimi okulda da benim hani şu anda bizi dinliyordur izleyicimiz var. Adam diyor ki abi okul sınıfta priz yok diyor. <laughs> akıllı tahta getirmişler. Sınıfta priz yok uzatma kablolarıyla koridorlarda geziyor uzatma kabloları falan diyor. Hani bir yanda da böyle, böyle işte bir doğru. standart olmayınca bir oturmuşluk olmayınca... Ya ülkenin her yeri bir değil işte. Tabii hangi, ki. hangi şeyden tutarsan tut, konudan tutarsan tut. bu arada Pardus... Pardus meselesi var, evet. Şey, hakkın rahmetine kavuştu. Evet. Öldürmedik diyorlar da. hani yani. e, bazen şey dersin ya hani hasta... Üç aydır komadadır artık dersin ki yani... Ölsün, Ölse de, de kurtulsa yani. Kurtulsun. Pardus o duruma düşürüldü. Evet öyle bitkisel hayatta sürüyor. Lafta şey gelişerek devam ediyor. Evet. Uygulamada hiçbir şey yok. Ama daha önemlisi Knight Online'da şampiyon olduk. Türk gençliği evet. Knight Online'a Burada biz tabii böyle Knight Online diyoruz şey diyenler varmış. Ya o öyle okunmaz falan diyenler <laughs> varmış. Yani onun nasıl okunduğunu biz de biliyoruz da. O asıl öyle okunmuyor. Evet. Bunun adı Knight Online. <laughs> İnternet kafede Knight Online var mı desen yok derler. Yollarlar seni. Ama Knight Online var mı dersen açarlar. Çünkü İngilizce öğrenmeden çocuk bunu oynamayı öğreniyor. Bunu oynuyor. Counter, <laughs> Bakıyor nasıl yazılıyor. Ya Counter oynuyor ya evet. Knight Online oynuyor. Knight Online de Knight oynuyor işte. Hmm. Ya da Metin 2. <laughs> Türkçe uygun da tam. Ama en sonunda bak oynuyorlar diye kızdık dalga geçtik bilmem ne. Adamlar dünya şampiyonu oldular. Evet. Hem de Kore'de yani bak. Memleketinde yani. Kore'de Oyun şampiyonu olmak demek, boksta Mike Tyson'ı nakavt etmek gibi bir şey. Evet. Hani, e, bravo bir şey diyemiyorum hani Tabii. bizim ağzımıza e, bir şaplak vurmuş oldular gençler. <laughs> Kapak oldu ya da diyelim ne diyelim hani e, bravo kutluyoruz kendilerini. Ama şu şey öze de <laughs> <laughs> tamam hani şampiyon oldunuz sonuna kadar geldiniz. Şimdi başka oyunlara artık şu Knight Online'ı bırakıp. Ee, doğru düzgün oyunlara geçelim. Evet. evet. <laughs> Zamanı en gelmiş. Starcraft 2 şey yani olsun o. bir şeyler olsun. Ama o zaman Kore'de şampiyon, şampiyon <laughs> olma şansını sıfıra iniyor. Ee, bu sene yine bir değişiklik. Sebit taşındı yeni yerine. Ve Yeşilköy geldi. Mezarı tam dikildi. evet, Yeşilköy mezarlığına defnedildi. Beylikdüzü'nde olduğumuz için sektörle birleşemiyoruz. Yeşilköy'de çok süper olacak dediler. Evet, çok Geldi. Süper oldu. Çok güzel birleştiler. Ya yine iddialarına göre 160 bin kişi gezmiş. Ya o hiç değişmiyor. Her sene evet. ya 170 bin ya 160 bin kişi geziyor. Da geziyor. olmaz yani. olmuş, söyle olmuş, süper olmuş, uçmuş, kaçmış. Uygulamada kim ne katılan var, ne basında yer veren var. Çünkü hiçbir an anlamı kalmadan kalmayan bir etkinlik. Ama tabii şu var. Bir yandan da bu lazım. Hmm. Çünkü bak de gitti. Complex oyun fuarı evet. oldu. GameX oldu. E, Türkiye'de de bir bilgisayar fuarı olmayacak mı yani bu koca ülke bunu kaldıramıyor Abi, mu? Çok ilginç. Fuarın suçu değil. Yani yeni teknolojiler buraya gelmiyor işte. Yani fuara gittiğin zaman bir şeyle içerik üretecek, ya yani içeriği koyacak adamlar gitmiyorlar. Ama işte o fuarın suçu. Hani o adamları da kaçırdılar. Ha, o açıdan. O adamları Tabii, kaçırdıkları ya, için fuar. Astronomik suçu. fuar standları kiraları derken yani şöyle Almanya'daki sebitin hala bir saygınlığı var evet. bir küresel bir etkinlik. Almanya'daki sebitle Beylikdüzü'ndeki sebite aynı kirayı istersen adam da diyor ha Türk firmasının zaten Türk firması bir kere şey diyor Almanya'da açarım ne güzel hmm. hani sonra da havamı basarım. E, Çinli de diyor ki zaten hani yani Türkiye falan zaten adamın kafası bulanık e, Almanya'ya ben zaten gideceğim diyor Türkiye'ye aynı parayı bir daha evet. harcamayayım diyor. Bakalım. Dolayısıyla Sebit işte pek bir yere varmayacak. Evet. Ama şey patladı bu sene. GameX işte. Hani iyi hmm. anlamda patladı. Evet. Dev bir oyun. Hani GameX Güzel kompleksinin oldu. içinde bölümdü. Evet. Adamlar onu aldılar. Kompleksi öldürdüler. Tamamını GameX yaptılar. E bu sene bir de şey falan yaşadık ama onları ayrı bölümde konuşuruz. Bu Diablo'lar falan hani hı hı. Taksim'lerde etkinlikler ha, evet. oldu falan. Bunları görmediğimiz şeylerde. Tabii tabii. Oyun kısmında e, bahsederiz ondan. Göktürk atıldı. Uzayda şimdi. Evet uzaya gitti. Bir atılmadan iki atıldı. Biri de bekliyoruz. Bir de bir ne bir ne bir ne bir ne iki atılmışken bir parti afişler az. <laughs> Göktürk uzayda diye evet. seçim afişi bastırmışlar. Hı -hı. Ama o sırada Göktürk yokmuş. Şu da yok. <laughs> şimdi işte iki var. İki var ya denk şey söylemiştik oldu. Hı -hı. Göktürk iki buçuk metre hassaslıkla fotoğraflar çekecek. Evet, Türkiye'ye çok lazım olan bir şeydi. Türkiye yazılımı yüzde evet. yüz. Donanımının da yüzde yetmiş altmış diyorlar. İşte kimle konuşursan farklı fark bir şey söylüyor. söylüyor. Bir de bazıları konuşursan yüzde yüz diyor. Evet. İyi ama başarıdır. Tabii inşallah Göktürk 15 dağıtılar yani Tabii. bir taneyle iki tane olacak. Ben onun şeyine bile razıyım. Donanımı senden olmasın da Tabii yazılımı yüzde yüz olsun. Hakikaten öyleyse Sen ben kontrol ederim. Sen kontrol onu Evet yani, Yaptığı bir, bizden bir şey olsun da razıyım. Tudof açıldı. Oyun Federasyonu. Evet. Türkiye Dijital Oyun Federasyonu. Federasyonu. Ya Tudof, Tudof açılmadan önce ben geçen sene Mevlüt Deniz'le işte sohbet etmiştim. İki şey ilgimiz iki üç söyledikleri şey ilgimi çekmişti. Birincisi şu oyunlarda hani yaş sınırlandırmaları falan var ya. Uh -huh. Onun hani Türkiye'ye uyarlayacağız demişti. Mantıklı. Olabilir. Ee, şey dedi, baskı dedi biz oluşturabiliriz. Mesela ben dedim ki ya Battlefield 3 var. Parasını verdik, aldık. Bir tane Türkiye serverı yok. Ama Türkiye'de satılıyor mu? Satılıyor. İşte dedi, yani bunları dedi, biz de, bizim de dedi, yani böyle bir şikayetten haberimiz olsun. Biz dedi, baskıyı oluşturalım firma üzerinde. Tamam. Bir yandan işte dijital oyun milli takımı falan gibi şeyler var. Onlar çok fazla... Böyle beni neşeye boğan şeyler değil yani biraz tartışmalı şeyler bence. Ama Tudof var, var artık. Umarım devlet kurumu haline gelmez ...kısa sürede de hani bir şeyler icraatlar, Şöyle. sergiler. Ee, son iki şeyimiz de haberler ya toparladığım haberler bu kadar. İki tane de vefat haberimiz vardı bizi yakından tanıdığımız yoksa çok kişiye evet. gitti bu 2012'de ama hani bu Tabii. bizim için tanıdıklarımız Tabii. arasında Reha Güler. Reha bizim tur, tutkulu bir takipçimizdi, arkadaşımızdı hani tabii şeyden yani. öte. Bize ee, de gelmişti. Tabii ki. Teknoseyir'in introsunun, müziğin hani üç beş saniye bir şey ama Reha'nın Reha hazırladığı uzun bir müzikten bir parça sadece. Reha bizim için öyle kendisi e, müzikler hazırlamıştı. Hmm. Hat, elimizde, arşivimizde var sağ olsun işte anası. Pat diye gidiverdi. Rahatsızdı zaten kanserde ama biz hani o... Aslında Reha Dark Hardware'in demirbaşı. Hani biz onu Dark Hardware'de daha çok hani o dosya kapandı diye biliyorduk. Hani bir rahatsızlığı var da sağlığına kavuştu diye biliyorduk. Öyle olmuyormuş. Bir anda gitti. Bize anısı kaldı. Vestel evet. ee, Evesix bölümündeki kutulu Vestel hmm. Evesix bilgisayarı da yollayan Reha'ydı. Allah rahmet eylesin evet. diyelim. Bir de Yurtsanat, ustalarımızdan Yurtsan Atakan gitti. gitti. Aynı illet yine kanser. Aynı şekilde yine yurtsanın kanserle mücadelesi çok uzun yıllara dayanıyor. çok uzun dediğim hani 10 küsur yıla dayanıyor. Aynı şekilde biz hani yurtsan sağlığını tamam hani büyük ameliyatlar geçirdi falan ama hani sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor diye biliyorduk. Yine bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Hani bir gün öyle Twitter'da pat diye haberini aldık. Ya bilişim yazarı, teknoloji yazarı çok da tabii yutsan kurtlu adamlardan biriydi. Yani şimdi şöyle de yazar olabiliyorsun Murat, salla başını al maaşını. Bana ya, benden gazete ne bekliyor? Haftada iki kere yarım sayfa teknoloji yazısı. Ya hiçbir şeye karışmayayım, hiç sesimi çıkartmayayım, bunu yapayım, maaşım yatıyor. Gazetenin şey kartvizitin ne gazetesi. Bu da bir felsefe. Yani Yurtsan bunu yapabilecekken yapmıyordu. Yani böyle kendine işler çıkartıyordu. İşte mesela ben çok katılmasam bile şu F klavye meselesi, hı hı. F klavye tartışmalarının en bir numaralı oyuncusuydu yur, Yurtsan. E benzer şekilde bazı, mesela şimdi Yurtsan bu YouTube Türkçe oldu, iTunes Türkiye'ye geldi. Bunların hepsinden çok mutlu olurdu görse. E, yazık oldu çünkü hani böyle elini taşın altına sokan adamlar, birer birer gidiyor. geriye işte hiç sesimi çıkartmayayım da abi işim güzel yerim güzel ben buradan emekli olayım adamları kalıyor yazık evet. yine Allah rahmet eylesin diyelim abi, yerli gündemi burada noktalayalım evet. zaten baya bir konuştuk şimdi minimum sırada... bu, bu Evet minimum bu yabancı gündeme geçeceğiz tamam orada bir daha görüşeceğiz değerlendirelim abi. evet bir sonraki programda görüşmek görüşmek üzere iyi.